Sıradaki konumuz denklemler arkadaşlar. Matematiğin neredeyse en önemli konusu diyebileceğimiz en ana temel konusu denklemlerdir. 10. föydeyiz. Birinci dereceden denklem ve eşitsizlikler ana başlığımız. Öncelikle denklemleri göreceğiz. Sonrasında eşitsizliklerle bitiriyoruz. Şimdi bir tekerlemeye benzeyen şu başlığı bir tekrar okuyalım. Birinci dereceden bir bilinmeyene denklemler. Bu derece ne demek? Öncelikle dereceye bakalım. Derece dediğimiz x, eksi x, eksi 2x artı 3x gibi bu şekilde x'in kuvvetinin 1 olduğu nedir? İfadelerdir. Bir bilinmeyeni diyor. Bakın yanına bir de y yazdığım zaman 2 bilinmeyen olacak. Y'yi siliyorum. Tek sadece x varsa tek bilinmeyeni. Denklem diyor. Denklem varsa bir eşitlik olmalı. Eksi 2x eşittir 10, 3x eşittir 12 gibi. Denklem de budur. Pekala bir tane yazalım. Mesela ax artı b eşittir 0 formatında yazalım. 3x artı 6 eşittir 0. Bu denklemi nasıl çözüyorduk? Denklem çözerken amacımız x'i bulmak. X'i bulmak istiyorsak x'i yalnız bırakırız. Yalnız bırakıyorum. 6'yı diğer tarafa. Nasıl yapıyordum? Eksi 6. Her iki tarafı 3 ile çarpmış burayı 3'e bölüyorum. 3'ler gidiyor. X eşittir. Eksi 2. Bulmuş olduğumuz bu ifade denklemin çözümüdür. Denklemin köküdür. Denklemin değeridir. Peki bize çözüm kümesini soracak artık. Bundan sonra hep çözüm kümesi diyecek. CK. Küme dediği için kümemizde de süslü parantezin içindedir. Bulduğumuz değer her neyse bunun içine yerleştiriyoruz. Burası bu kadar. Bu denklemde x değişkenine bağlı birinci dereceden bir bilinmeyene denklenmiş. Az önce demiştim x'in kuvveti sadece 1 olacak. Bakın bu olacak demiştim. 3 var, 2 var. Bu sayıları yok etmem gerekiyor. Yok olması için bunları yutan bir sayı olacak. Yani 2a eksi 6, 0. Başka ne 0? B eksi 1, 0. Geriye şunlar kalsa bir bilinmeyeni ve derecesi 1 olan bir denklem olur. Buradan mesela eksi 6'yı diğer tarafa atıyorum. Buradan a'yı buldum. Buradan da b'yi öbür tarafa atıyorum. 1 buldum. Şimdi yerine yazalım. A gördüğün yere 3 yazarsan burası 0x küp. 1 yazarsak 0x kare. Amacıma ulaştım. Bakın bunlar gitti. Peki devam edelim. Artı 4x artı a çarpı 1. 3 çarpı 1 eşittir 0. Buradan düzenlersem 4x artı 3 eşittir 0. 4x eşittir eksi 3. Her iki tarafı 4'e bölüyorum. X eşittir eksi 3 bölü 4. Küme demediği için sadece x dediği için cevabımızı da bu şekilde bırakabiliriz. Küme deseydi süslü parantezin içerisine almamız gerekiyordu. Denklemin çözüm kümesi bu şekildeymiş. Demek ki x'imiz 8. X gördüğüm yere 8 yazarsam 8 eksi 2 artı k eksi 2 çarpı x bölü 5 eşittir 1. 6'yı 3'e bölersem 2 defa var. Bu 2'yi öbür tarafa attığım zaman k eksi 16 bölü 5 eşittir 1 eksi 2. Yani burası k eksi 16 bölü 5 eşittir eksi 1. İçler dışları yapalım. Kesirleri hatırlayın. Burada gizli 1 var. Eksi 5 çarpı 1 eksi 5. K eksi 16 ile 1'i çarpıyorum. K eksi 16. K'yı yalnız bırakalım. Eksi 16 diğer tarafa geçiyor. Artı 16 eksi 5'ten K'mızı da 11 elde ederiz. Denklemin çözüm kümesini buldunuz. Burada öncelikle ne var? Dağılma özelliği var. 5 çarpı x artı 5 çarpı 1. Buradaki eksiye dikkat ediyoruz. Eksi 3 çarpı 2x eksi 6x eksi 3 çarpı artı 1 eksi 3. Oradaki eksiği sadece çıkarma gibi düşünmeyin. Sağ tarafta 2'yi dağıtmaya devam ediyoruz. 2 çarpı x 2x 2 çarpı 5 10. Önce bir düzenleyelim, şöyle yakışıklı hale getirelim. 5x'ten 6x çıkar. Bunlar benzer terimler diyebiliriz. 5'ten de 3 çıkarıyorum. 2. Burada x'leri topluyorum. X artı 2x, 3x artı 10. Şimdi ne yapıyorum? Bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri diğer tarafa. Buradan 10'u sol tarafa attım. Eksi 1x'i sağ tarafa attım. İşaretlere dikkat. Buradan 4x eşittir. Eksi 8. Her iki tarafı 4'e bölüyorum. Buradan x'imiz ne geliyor? Eksi 2. Denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Burada bir rasyonel ifade var. Paydalarımız 2, 3 ve 4. Bunların 2, 3 ve 4'ün diğer dersimizde neyini görmüştük? Ortak bir katını bulmayı öğrenmiştik ve ekoku 12. Burayı 6 ile genişletiyorum. Burayı 4 ile, burayı da 3 ile. 6 ile çarptığım zaman 6 çarpı x eksi 1.
ortak bir payda yazıyorum. Sonra şuradaki eksi çok hassas, çok önemli. Eksi 3 çarpı x artı 1 yazıyorum. Eşittir 3 bölü 12. Şimdi paydaları eşitlemekteki amacımız bunları götürmekti. İşime yaradı mı? Yaradı. 6'yı dağıtıyorum. 6x eksi 6. Bunları niye paranteze alıyorum? Hem çarptığım sayıyı her ikisi de çarpayım diye, hem de eksi varsa işlem hatası yapmayayım diye. Eşittir 3. 6x ve 3x'i çıkarıyorum. 3x eksi 6 eksi 3 eksi 9 eşittir 3. Eksi 9'u diğer tarafa atıyorum. Artı 9. 3x eşittir 12. Buradan x'imizi ne bulduk? 4 bulduk. Yani çözüm kümemizde süslü parantezin içinde şöyle bir 4. Yine paydalar aynı. 2, 3, 4 vermiş. Bunları 12'de eşitliyorum. 6'dır, 4'tür, 3'tür. 6x, 4x ve 3x bölü 12. Eşittir 0 tam onda 6. Bunu da birkaç ders önce görmüştük, hatırlayın. Bu neydi? 6 bölü 9 olarak çeviriliyordu rasyonel ifadeye. Yani 2 bölü 3 eşittir 2 bölü 3. İster sadeleştiririz böyle, istersek de içler dışarı yapabiliriz. Şimdi içler dışarı yapalım. Yukarıda 13 tane x var. 4 kere 2 nedir? 8. Her iki tarafı 13'e bölüyorum. 8 bölü 13. Yani çözüm kümemiz süslü parantez içinde 8 bölü 13. Paydaları aynı olan iki tane rasyonel kesir var, ifade var. O zaman yukarıdaki payları normal topluyorum. Aşağısını da tek bir tane yazıyorum tabii ki. Eşittir 7 bölü 3. Yukarıyı bir düzenleyelim. Ne oldu? 3x artı 1 bölü x eksi 1 eşittir 7 bölü 3. Kesirlerden öğrendiğimiz kadarıyla ne yapıyorduk? İçler dışlar yapıyoruz. 3 çarpı 3x artı 1 eşittir 7 çarpı x eksi 1 7x eksi 7. X'leri taraf tarafa atalım. 3'ü sağ tarafa atalım. Buradan 2x eşittir eksi 10. Her iki tarafı neye bölüyorum? 2'ye bölüyorum ve eksi 5'i elde ediyorum. Bir de şöyle bir hatırlatma yapayım. Mesela burası x artı 5 olsaydı, bu eksi 5 değeri eğer paydayı 0 yapsaydı, bunu alamazdık. Çözümümüz boş küme gelirdi. Gelelim şu klasik merdiven sorularına. Şimdi böyle sorularda kesinlikle payda işlemeye falan gitmiyorum. Peki nasıl yapıyorum? Bunlarda çok fazla adım olduğu için payda işlemek zaman alıyor. Şöyle diyorum. 1'e kaç eklersem 3 yapar. Kaç ekleriz arkadaşlar? Tabii ki 2. Şu ifadenin tamamı 2'dir. Şuraya 2 diyebilirsiniz. Nedir bu? 2. Peki, tekrar devam edelim. Şuradan başka bir şekil alalım. Büyük bir sayı varmış. Çok fazla işlemler varmış şurada karenin içinde. Bunu 3'e bölmüşüz ve sonuç 2 olmuş. Kaçı 3'e bölersek 2 olur? 6'yı. Demek ki yukarıda yazan 1 artı 1 artı 1 x bölü 3 falan filan denilen ifade 6'ya eşit. Peki 1'e kaç eklersek 6 olur şeklinde şuradan şöyle dairelerimizi yapalım. Şu dairenin içinde kaç yazması gerekiyor? 5 yazması gerekiyor. Yani 1 artı x bölü 3 bölü 3 eşittir 5. Bundan sonrası 5 kere 3 15. İçler dışarı yaparsam buradan 15. 1'i diğer tarafa atalım. X bölü 3 eşittir 14. İçler dışarıdan x'i böyle ne yaparız? 42 elde ederiz. Çıkmış bir soru. AB artı AC 45'miş. Öncelikle şurada A'lar ortak olduğu için A çarpı B artı C 45. A'nın B artı C'ye oranı nedir? 4 bölü 5. A bölü B artı C 4 bölü 5 ise diyelim ki A'ya 4K dedik. B artı C'ye de 5K dedik. Buradan A yerine 4K yazarsak, B artı C yerine de 5K yazarsak 45 oluyormuş. Yani şunları sadeleştirelim. 4K çarpı K eşittir 9 oluyor. K kare eşittir 9 bölü 4. K'mız buradan 3 bölü 2 ya da eksi 3 bölü 2. Eksi de alamayacağım maalesef. Burada pozitif değerler bulmamızı istediği için K'mız 3 bölü 2. Peki A artı B artı C'yi soruyor. A'ya 4K dedik. Şurada B artı C'ye de 5K. Yani biz aslında 9K'nın değerini arıyoruz. K'mız kaç? 3 bölü 2 bulmadık mı? Bulduk. 9 çarpı 3 bölü 2'den 27 bölü 2 olur bu sorumuzun da cevabı. Az önce yapmıştık işte çemberlerle, karelerle falan. 12'yi kaça bölersem 2 olur? 6. Bu ifade 6. Sonra şuradaki ifade için 3'e kaç eklersek 6 yapar? 3. Yani şu 1 bölü 3 artı 1 bölü x ifadesi neye eşit olacak? 3 olacak. İçler dışlar yapalım. Şöyle 1 yapalım.
3 çarpı 3 artı 1 bölü x. 9 artı 3 bölü x. 1 çarpı 1'den 1 gelir. 3 bölü x'i yalnız bırakıyorum. 1 eksi 9'dan ne gelecek? Eksi 8. Tekrar işler dışarı yapın. Eksi 8x eşittir 3. Her iki tarafı x'in yanındaki sayıya bölüyorum. X'imiz de buradan 3 bölü eksi 8. Yani öyle denmez. Eksi 3 bölü 8 demek daha doğru olur. Burada bir notumuz var. Bunlar biraz soyut gelebilir. Bunları isterseniz birazdan sorular üzerinde görelim. Burada neyi bilelim? Ax artı b eşittir 0 bizim genel denklem formatımız. Bu denklemin çözümünün her zaman normal bir küme değil de bazen boş küme, bazen reel sayılar, bazen herhangi bir küme olduğu durumlar olacak. Çözüm kümesi gerçek sayılarmış. Şimdi şöyle yapıyoruz. Formatımız neydi? Ax artı b yani x'ler ve normal sayılar. Şimdi şurayı bir dağıtalım. Ax eksi 3a artı b eksi x artı 2a eşittir 0. Şimdi x'i olanları görüyorsunuz. Bunları x parantezine alırsam x çarpı a eksi 1. Geri kalan eksi 3a ve 2a'yı toplarsam eksi a. Bir de ne var? Artı b'miz var. Bu eşittir 0'mış. Bunun çözüm kümesinin reel sayılar olması için x'in katsayısı olan sayının 0 olması, sonra x'ten bağımsız olan sondaki sabit ifadelerinde sonucunun 0 olması gerekiyor. Yani buradan a eksi 1 0 a'yı bulursunuz. B eksi a 0 b eşittir a geliyor. A da 1'di. Buradan da b'yi 1 bulursunuz. Yani ikisinin toplamını sormuş. A artı b eşittir 1 artı 1 şeklinde olacak. Denkleminin gerçek sayılar kümesindeki çözüm kümesini bulunuz. Bu normal bir denklem ifadesi. Burada bir şey yok. 3x artı 7 eşittir. X artı dağılma özelliği yapıyorum. 2x eksi 24. Buradan sağ tarafı düzenleyelim. 3x eksi 24. Sol taraf 3x artı 7. Şimdi x'leri sol tarafa atayım diyeyim. Tamam. Sabit sayıları da sağa atalım böyle normal sayıları. Burada hiçbir şey kalmadı. Sağ taraf eksi 31. Bakın arkadaşlar böyle bir eşitlik hangi denklem olursa olsun böyle bir denklem eşitlik kabul edilemez. 0 eşittir 0 olsa kabul edilebilirdi. Demek ki buradan bir çözüm çıkmadı. Yani çözüm kümesi şuradan çözüm kümesi nedir? Yok. Yok demiyoruz. Şöyle diyoruz ya da içi boş bir boş küme. Yani çözüm kümesi şıklarda hangisi varsa sembolle ise şunlar normal Türkçe ise boş küme. Her zaman çözüm olmaz. Denkleminin gerçek sayılar kümesindeki çözüm kümesini bulalım. Yine dağıtıyorum. 2x eksi 10 artı x eksi 1 eşittir. 3x artı 21. Düzenlemeleri yapmadan hemen söylemiyoruz bir şeyler. Burayı düzeltiyorum. 3x eksi 10 eksi 1 eksi 11 eşittir. 3x eksi 11. X'leri bu tarafa atalım. 3x eksi 3x olsun. Artı 11 olsun. Bu eksi 11 bu tarafa geçsin. Ne kaldı? 0 eşittir 0. Bakın 0 0'a eşit midir? Evet eşittir. Doğru. Ortada bir x kalmadı hocam. Kalmasın. Yani x'lerini ne verirseniz verin bu denklemi sağlıyor. Yani sonsuz tane farklı x için sağlıyor. Peki o zaman ben ne diyorum çözüm kümesine? Reel sayılar. Yani R ile gösterebiliriz. ÇK eşittir R. Bunları parantez içine almıyoruz. Zaten kendi başına bir küme ismi. Denkleminin gerçek sayılardaki çözüm kümesindeki çözüm kümesi boş küme olduğuna göre a değeri kaçtır? Burada arkadaşlar x'in katsayısına bakalım. Yukarıda 2 artı a artı 3. Aşağıdaki 4 eksi 3x. İçler dışlar yaparsak 2 ile 4'ü çarpalım 8. 2 ile 3'ü çarpıyorum 6. Eşittir. 2 artı ax artı 3. X'leri sağ tarafa atalım. 2 artı ax artı 6x. Sol tarafa 3'ü atalım. 8 eksi 3. Ne oldu? 5 eşittir. X parantezinde 2 artı a artı 6. Buradan daha düzenlersek x çarpı a artı 8 eşittir 5. Şimdi bunun boş küme olması için arkadaşlar mesela bu x'in katsayısının 0 olması gerekir. Neden? Katsayıyı 0 yaparsak burası 0, burası 5 olacak. Yani bir çözüm gelmeyecek. Boş küme diyeceğiz. Demek ki katsayılar da iş bitiyor. X de şuradaki a artı 8 katsayımızı 0 dersek a yerine ne diyoruz? Eksi 8 olması durumunda sonuç boş küme. 6x eksi 2'nin karesi artı 3y eksi 12'nin karesi eşittir 0'mış. Karelerin en azından 0 ya da 0'dan büyük değerler olduğunu biliyoruz.
İkisi de pozitif bir değer olsa sonuç sıfır olamaz. O zaman ikisinin de sonucu sıfır olmalı. İkisinin de sonucu sıfırsa parantez içindeki sayılar da sıfırdır. Buradan 3y 12'si 12 de sıfırdır. 6x eşittir 2'den x eşittir 2 bölü 6 yani 1 bölü 3'ümüzü bulduk. Şuradan 3y eşittir 12 y'mizi de 4 buluyoruz. Peki bana ne sorulmuş? X artı y sorulmamış mı? Sorulmuş. 1 bölü 3 artı 4. Payda eşitleyin. 1 artı 12 bölü 3'ten kaç bulduk? 13 bölü 3 geldi. Evet, aralık diye bir kavramımız var. Reel sayılarda aralık. Aralık ne demek arkadaşlar? İki tane sayımız var. Bu iki sayımız A ve B olsun atıyorum. Bunun aralarında bir tane x sayısı var şu şekilde. Ve biz onun ne olduğunu bilmiyoruz. Yani bir tane değer yok da sonsuz tane farklı değer olduğu zaman sağlayan x değerlerinin aralığını şöyle gösteriyoruz. A virgül B diye gösteriyoruz. Peki şimdi bu küçüktürlerin yerinde küçük eşittir olsa ne oluyordu? Şöyle. Bunu da köşeli parantezle gösteriyoruz. Peki bunlar ne anlama geliyor? Küçüktür olduğu zaman bu A bize dahil değil. A noktası çözüme dahil olmuyor. Şurada ise küçük eşittir dediği zaman A noktası çözüme dahil edilmiştir. B noktası da dahil edilmiştir. Yukarıda ne A ne de B dahil edilmemiş. Bunlara da özel bir isim verirsek buna açık aralık, alttakine de kapalı aralık olarak ifade edebiliriz. Peki açık var, kapalı var. Bir de ne var? Yarı açık. Yani birisi küçüktür, birinde küçük eşit. Bakın bir tarafında küçük eşit, bir tarafında da küçük var. O zaman gösterim ne olur? Ya şöyle olur ya da tam tersi. Bu şekilde olur. Mesela A kabul edilmişse aralığa küçük eşittir diyorsa böyle. Peki A'yı kabul etmemişsek bu şekilde ise bu da yarı kapalı bu şekilde gösterilebilir. Mesela şuna bakalım. Eksi 2 ile 5 aralığında. Yani eksi 2 alınmamış, 5 dahil edilmiş. Yani yarı kapalı bir aralık. Bize bunu sayı doğrusu üzerinde gösterin diyor. Şimdi bir tane sayı doğrusu çizeceğim ama önce sınırlarımı göstereyim. Sınırlarım eksi 2 ve neydi? 5. Şuraya dikkat edelim. Eksi 2 dahil edilmemiş. O zaman bu eksi 2'nin içini boş gösteriyorum sayı doğrusunda. 5 dahil edildiği için 5'i burada içi dolu gösteriyorum. Yani sayı doğrusundaki gösterimim derken buna dikkat ediyoruz. Bir de burayı karalamaya dikkat ediyoruz. Yani çözüm kümemiz sayı doğrusunda da bu şekilde ifade edilebilir. A kesişim B. Biraz kümeleri hatırlayalım. Bu neydi? Kesişim. Bu da birleşim. Şimdi bu A ve B'deki ikisinin de ortak elemanlarını istemiyor mu? İstiyor. Peki ben ikisine de şekil çizmek yerine size şöyle ekstra bir kısa bir yol göstereyim. Kesişimlerde sol taraftaki sınırlara bakıyorum. Bunlardan hangisi büyük? Eksi 1. Bunu yazıyorum. Sonra sağ taraftaki sınırlara bakıyorum. 5 var, 6 var. Bunlardan da küçük olanı alıyorum. Küçük olanda da küçük eşittir diyor. Ve bunu nasıl yazıyorum? Eksi 1 köşeli parantez 5 bu şekilde yarı açık aralığı olarak gösteririm. Ama bana demiş ki ille sayı doğrusunda göster. Yani yazalım. Eksi 1. Şuna 5 diyorum. Bakın içi dolu. Çünkü burası küçük eşittir şeklinde yani dahil edilmiş. Sayı doğrusunda böyle yapıyorum. Nereyi tarıyorum tabii ki de bunların ortasını. Denklemleri hallettik bir kısmını. Şimdi eşitsizliklerdeyiz. Derecemiz yine 1. Bilinmeyen sayımız yine 1. Yani basit eşitsizlikler gibi düşünebiliriz. Şimdi az önceki formatımız neydi? Şuydu. Denklemlerde. Şimdi küçüktür o dediği zaman bu şekilde. Küçük eşittir dediği zaman böyle. Büyüktür. Bir de ne var? Büyük eşit. Bu dört durumu olduğu zaman adı artık denklem ya da eşitlik olmuyor. Eşit olmama hali yani eşitsizlik diye ifade ediliyor. Şimdi özelliklerimiz var. İki tane eşitsizlik yönleri ikisinin de küçüktür küçüktür şeklinde ise bunları taraf tarafa denklemdeki gibi toplayabilirsiniz diyor veya her iki taraftan aynı sayıyı çıkarabilirsiniz. Yönümüz değişmez diyor. Mesela bakın x küçük y her iki tarafa a ekle ya da her iki taraftan b sayısını çıkar. Bu küçüktürlerin yönlerine herhangi bir müdahalesi olmuyor. Peki ne zaman böyle bir değişiklik yapabiliriz? Mesela şu özelliğe bakalım. X küçük y her iki tarafı pozitif bir a sayısıyla çarparsak bu yön değiştirmez. Her iki tarafı bir b sayısına bölersek, pozitif bir b sayısına bölersek yine yön değiştirmez. Ama şu negatiflere bir dikkat edeceğiz. Her iki taraf da şurada eksili bir sayıyla çarpılırsa bakın ne oluyor? Büyüktüre dönüştü küçüktür.
Böldüğümüz zaman da aynı küçüktür bakın. Neye dönüştü? Büyüktür. Buradaki sebep ne? Negatif sayılar. Negatif sayılar bizim ne yapıyor arkadaşlar? Hayattaki yönümüzü böyle değiştiriyor, değil mi? O yüzden pozitif sayılarla takılmamız gerekiyor. Negatif insanlardan uzak durmalıyız. Peki şimdi tıpkı denklem çözermiş gibi eşitsizliğin çözüm kümesini bulalım. Şimdi -2x mi bu tarafa gider, 5x mi? Bayramda ne demiştik? Küçükler büyüklerin elini öpmeye gider. -2x küçük gitsin 5'in yanına. Buradaki 4'ün yanına -17'yi atalım. 21. Küçük eşittir 7x. Her iki tarafı 7'ye bölüyorum. 3, 7'ye bölüyorum. 7'ler gitti. Ne bulduk? 3 küçük eşittir x. Ya da x büyük eşittir 3. En azından 3 olabilir, 4 olabilir. Burada sonsuza kadar farklı sayılar olabilir. Peki bu sonsuzun ucu böyle mi olur, böyle mi? Tabii ki de böyle olur. Çünkü sonsuz demek önü açık demek. Sonsuzu biz bilmiyoruz ki kümemize dahil edelim. Bir sınır değildir o. Her iki tarafı pozitif sayılarla çarpabiliriz demiştik. Neden çarpıyorum? Bu paydadaki 3'ten yani kesir halinden bir kurtulmak istiyorum öncelikle. Küçük eşittir 3. Eksi 15'i diğer tarafa atıyorum. 3 artı 15 burası. 2x küçük eşit 18. 2'ye bölüyorum 9. Yani denklemlere çok fazla benziyor aslında. 9'dan küçük eşit sayılar. 9 dahil edilmiş. 8, 7, 6 ve kesirli sayılar. Nereye kadar gidiyor? Sonsuza kadar. Küçüldüğü için artı sonsuz değil de buna ne diyorum? Eksi sonsuz diyorum. Bakın eksi sonsuzun da yine ucu böyle. Köşeli değil. Köşeliği kabul etmiyoruz. Devam edelim. İçler dışlar çarpımızdan yürüyelim. 4 kere 6 24. Size tavsiyem bu eksi 3x bilinmeyenlerin katsayısının eksi olması nahoş bir durumdur. Yani öbür tarafa atarsanız adam gibi 3x olur. 12'den 24'ü bu tarafa atıyorum. Eksi 24. Eksi 12'ye küçüktür 3x. Her iki tarafı 3'e bölersem buradan eksi 4 küçüktür x. Yani ne diyebilirim? X büyüktür. Eksi 4 diye de ifade edebilirim. Yani eksi 4 ile sonsuz aralığında değerler. Bana neyi sormuş? En küçük tam sayı değerini. Yani eksi 4'ten büyük olan bir sayı söyleyin. Eksi 3, eksi 2, eksi 1 diye gider. Ama bunların içerisindeki en küçük sayıyı sorduğu için eksi 3'te duralım diyor. Bu 3x'i sağ tarafa atmamın başka bir sebebi daha var. Gelin şunu inceleyelim. Eksi 3x burada kalsa 24'ün yanına 12 yazsam eksi 3x küçüktür 12. Şimdi her iki tarafı eksi 3'e bölerim ama dikkat edelim. Böldüğüm zaman burası eksi 4. Okey ama bu küçüktür büyüktüre dönecek. Bu arada büyük eşittir demiş mi dememiş. Alttaki ile aynı çözüm oldu mu? Oldu, sorun yok ama bu yönleri değiştirmeyi genelde unutuyoruz. O yüzden ben x'in katsayısını şuradaki gibi pozitif olmasına daha çok dikkat ediyorum. Çıkmış sorumuz var. 2x küçüktür 7 falan da filan da demiş. Şu ifadenin alacağı tam sayı değerlerinin toplamı. Ben öncelikle her iki tarafı x'e bölsem, 2'ye bölsem daha doğrusu. Şöyle x olsa güzel olmaz mı? Olur. Peki burada ne yapmış? X'in önüne eksi koymuş. Eksi 1 ile genişletmiş. Çarpıyorum eksi 1 ile. Çarpıyorum eksi 1 ile. Çarpıyorum. Eksi ile çarpınca bunlar az önce demiştim ne oluyordu? Yön değiştiriyordu. Peki başına bir de ne eklemişim? 5. 5'e 3 bölü 2. 5'e eksi 7 bölü 2. 5'e eksi x. Bunların aralarındaki işaretleri de unutmuyorum. Düzenleyelim. Burası 5 tam 6,5 oluyor burası. Büyüktür. 5 eksi x. Burası da 10 bölü 2'den 7 bölü 2 çıkar. 3 bölü 2. 1,5. Alabileceği tam sayı değerleri. 1,5 da 6,5 arası. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bunların hepsini toplayın. 4 kere 5 20 yapar. Burada tek farkımız ne? Normalde 2 tane ifade olurdu. Burada 3 tane var. Önce şu ikisini inceleyin. Sonra diğer ötekisini inceleyelim. Şunları inceleyelim. X artı 5 küçük eşittir 3x eksi 1. Buradan x'leri taraf tarafa atarsam 3'ü sağ tarafa atıyorum. X küçüktür 8 geliyor. Buradaki x'i sağ tarafa atarsam şöyle. Eksi 1'i de sol tarafa. 6 küçük eşit 2x. 2'ye bölüyorum. 3 küçük eşit x. Bu ikisinin ortak bir çözümü gerekiyor bana. Nedir o da? X'i ortaya alıyorum. 8 ve 3. Alttaki küçük eşittirlere dikkat ediyorum. Bunları unutmuyorum.
3'ü alıyoruz diyor. 8'i maalesef kümeye alamıyoruz. Çözüm kümemiz bu. Az önceki gibi yapabiliriz mesela bunu da. 2x-4 küçüktür 5 ve 5 küçük eşittir 3x-1. Buradan -4'ü diğer tarafa atıyorum. 2x küçük 9, x küçüktür 9 bölü 2. -1'i sol tarafa atıyorum. Artı 1, 3x büyük eşit 6, 3'e bölün. X buradan büyük eşit 2. Neydi? 9 bölü 2 ile burada ne arasında? 2 aralığında. Yani çözüm kümesini sorarsanız 2 köşeli parantez, 9 bölü 2 de buradan normal bir parantez. Eksi 2 küçük eşit demiş falan demiş, küçüktür 4 demiş. Önce ben şu 3'ten bir kurtulayım. 3'ten kurtulmak için her iki tarafı 3 ile çarpayım. Ortadaki 3'ten kurtuldu. 4 kere 3 de 12. Şu 1'den bir kurtulalım. Şu 1'i çıkaralım her iki taraftan. Eksi 7 küçük eşit. Eksi 2x küçüktür 11. Her iki tarafı eksi 2'ye bölersek. Eksi 7 bölü eksi 2. Burada ne oluyor? Böldüğüm zaman yön değiştiriyor. Burası x oluyor. Yön değiştiriyor. 11 bölü eksi 2. Buradan da artı oluyor. Eksi eksiye bölersem. Küçük eşit falan filan. Buradan eksi 11 bölü 2. Daha güzel yazalım. Eksi 11 bölü 2 küçüktür. X küçük eşit. 7 bölü 2. Bakın altında küçük eşittir var. Bunda yok. O yüzden bunu eksi 1 bölü 2 derken bunda 7 bölü 2 diyorum. Parantezleri ikisini de köşeli yapamıyorum maalesef. Bunu söylemiştik. X ve Y gerçek sayı. Yani X ve Y'ye gidip de bir değer verme gafletine düşmeyin diyor. Burada aşağıda ne demiş? X eksi 2'ye eşittir 1. Y'nin alabileceği değerler. Şimdi ben burada o zaman Y'yi yalnız bırakacağım. Y'yi sağ tarafa atayım. 1'i sol tarafa atayım. Her iki tarafı 2'ye bölersem ne olur? Y'yi tamamen yalnız bırakırım. Şu an ne demek istiyorum? X eksi 1 bölü 2'yi şuna bakarak bulun. Önce her iki taraftan 1 çıkarın. Eksi 2'den 1 çıkarın. X'ten 1 çıkarın. 3'ten 1 çıkarın. Yani eksi 3 küçüktür. X eksi 1 küçük eşit 2. Bir de 2'ye bölün demiş. 2'ye bölüyorum. Bölüyorum, bölüyorum. Buradan eksi 3 bölü 2 ile bu neydi? Y ile 1 arasındaki değerler. Alabileceği en büyük değer. 1 olur. 1'den küçük 0 olur. Eksi 1 olur. Eksi 2 olabilir mi? Şimdi eksi 2 dediğimiz eksi 4 bölü 2'dir. Eksi 1 dedim eksi 2 bölü 2. Eksi 2 bölü, eksi 3 bölü 2 o zaman buralarda bir sayı. O zaman eksi 2'ye yetmedi. Eksi 2'ye gelemedi. Demek ki eksi 1, 0 ve 1 değerlerini alabilir. Alabileceği en küçük tam sayı değeri eksi 1, en büyük tam sayı değeri de 1'dir. Cevabımız 1. X, Y yine bir gerçel sayı. 3 küçük, X küçük 12. Buradan Y'yi soruyor. Bakın bir içler dışlar yapsak. 2X eşittir 3Y. Y'yi soruyor. Her iki tarafı 3'e bölüp Y'yi tamamen yalnızlaştıralım. Y eşittir 2X bölü 3. Yani şu ifadeyi kullanıp 2 bölü 3 ile her iki tarafı şöyle çarpmamız gerekiyor. Çarpıyorum buradan. 12 çarpı 2 bölü 3. 3'ler gidiyor. 2. Ortadakine y demiştiniz. Buradan sadeleştirelim. 4 kere var. 4 kere 2, 8. 2 ile 8 arasında alabileceğimiz sayılar 3, 4, 5, 6, 7. Bunların toplamı sorulmuş. Ortadaki sayı 5, 5 kere 5, 25. X ve Y yine reel sayı. X eksi 2 ile 3 aralığında Y'miz aşağıdaki gibi. X'i 2 ile çarpın demiş. Çarpıyorum, çarpıyorum, çarpıyorum. Y'yi de eksi 1 ile çarp. Y'yi eksi 1 ile çarptığım zaman burasını artı 1 yön değiştirecek tabii ki. Eksi Y, eksi 1 ile çarpıyorum, eksi 7. Burada küçükten büyüğe doğru yazarsak eksi 7 küçüktür, eksi Y küçük eşit 1. Şimdi bunu da alıp altına yazalım tam olsun. Küçüktür eksi y küçük eşittir 1. Bunları alt alta toplarsak eksi 11 küçüktür 2x eksi y küçüktür 7. Bir şeye dikkatinizi çekti mi? Burada bakın küçük eşittir diyor. Aşağıda küçüktür diyor. İkisinde de küçük eşit olsaydı ben bunu küçük eşit yapardım ama şu an küçük eşit yapamıyorum. Aynısı sağ tarafta da geçerli. Peki buradan yürüyoruz. Ne dedik? Alabileceğimiz en büyük tam sayı değeri. 7'den küçük en büyük tam sayı değeri kaçtır? 6'dır. Bu sorumuzun cevabı da 6. X ve Y gerçek sayılar. Evet, burada geldik karelere. Karelere dikkat ediyoruz. Şimdi şöyle bir yıldız. Bir sayının karesi en azından 0 olur ya da 0'dan büyük olur.
Yani şöyle bir aralık verdiği zaman o aralıkta sıfır var mı yok mu şöyle bir dikkat edeceğiz. Mesela x kare demiş, bu aralıkta nedir? Eksi 3'ün karesi nedir? 9'dur. Şöyle yazalım. 7'nin karesi 49'dur. Yani biz 9 ile 49 arasında dersek hapı yutarız. Bu olmaz. Alabileceği en küçük değer nedir x karenin? 0'dır. Yukarıda yazdık ya. En büyük 9 mu 49 mu? Şimdi onu yazabilirsiniz. 49. Pekala, burada yine aynı şekilde ne var? Eksi 4'ün karesi 16. 2'nin karesi 4. E bu aralıkta 0 da var. Alabileceği değerler arasında en küçüğü o zaman 0'dır. En büyüğü 16 mı 4 mü? 16'dır. Bakın 16'yı da küçüktür yapıyorum. Bunların toplamı. 6 alta topluyorum. X kare artı y kare küçüktür. Buradan 65. Yani alabileceği en büyük değer burada kaç gelir? Maksimum 64 değerine kadar alabilir. A ve B aynı işaretli iki sayı ise, yani ikisi de artı ya da ikisi de eksi ise, şöyle bir sıralama yaptığımız zaman bunları pay ve paydasını yer değiştirdiğimiz zaman 1 bölü A, 1 bölü B, 1 bölü X, bu okların yönü ters çevrilir. Yani 2 küçük, 3 küçük 4 iken 1 bölü 2'ye 1 bölü 3, 1 bölü 4. Burada tepe takla oldu. Her şey değişti. Yani yarım ekmek, çeyrek ekmek falan gibi düşünün. Burada bakın uygulamasında yapmış olduk. Evet, böyle çarpma sorularında nasıl yapıyoruz? Buraya da bir yıldız koyalım. Şimdi yukarıdan bir sayı, aşağıdan bir sayı alıp çarpacağız. Mesela yukarıdan eksi 4, aşağıdan eksi 8 alabiliriz. Çarpın. Yukarıdan eksi 4, aşağıdan 5 aldım. Çarpıyorum. Yukarıdan 10 aldım, aşağıdan eksi 8 aldım. Eksi 80. Yukarıdan ne aldım mesela? 10 aldım, aşağıdan 5 aldım. 50. Şimdi bir yukarıdan bir aşağıdan almak önemli. Bunların içinde en büyüğü hangisi? 50. Peki bunların içinde en küçük sayı hangisi? Eksi 80. Yani x, y, eksi 80 ile 50 aralığında. Peki bu küçüktür, küçük eşittir olayı nasıl olacak? Mesela eksi 80'i nasıl elde ettim? Şu ikisini çarptım. İkisinde de küçüktür var. O zaman burası küçüktür. 50'yi nasıl elde ettim? 5 ve 10'u çarptım. Bakın ikisinde de ne var? Küçüktürler var. Yani orada da küçük eşittir ifadesini ne yapamıyorum? Kullanamıyorum. Eksi 80 ile 50 arasında alabileceğimiz en büyük değer bu arada 49'dur. 1 bölü 3, 1 bölü 2 falan demiş. Hatırlayalım, bunu az önce ne demiştik? Bunların pay ve paydalarını yer değiştirirsek bu küçüktürler ne oluyordu? Büyüktüre dönüyordu. Yani 2 bölü 1. Şimdi işimize bayağı yaradı mı? Yaradı. Şu 3'ten bir kurtulalım. 3 ile genişlet. 3 ile genişlet. 3 ile genişlet. Bu artı 2'den kurtulalım. 2 çıkar. 2 çıkar. 2 çıkar. Yani sayımız 4 ile böyle güzel yazalım. 4 ile 7 arasındaki şu aralık bizim çözüm kümemizi tamamıyla ifade eder. Alttaki notta ne diyor? A 0'dan 1'den büyük bir sayı ise şöyle bir eşitsizlikte a'ları götürüp x küçük y diyebiliriz. Ama gelelim, böyle basit bir kesir varsa şu eşitsizlikte a'lar gider ama x ve y'nin yönü şu küçüktür, büyüktür yapmadan durmaz diyor. Burası da önemliydi. Şuna da bir yıldız da ben koyayım. Bakın mesela tabanları 2. Bunlar birden büyük. Bunları direkt götürüyorum. 2x eksi 1 küçük x eksi 3. X'leri sol tarafa atalım. Eksi 1'i sağ tarafa atalım. X küçük eksi 2. Eksi 2'den küçük sayılar eksi 3, eksi 4, eksi sonsuza kadar gider. Ama bunların içerisinde yazabileceğim en büyük sayı diyor. O yüzden eksi 3 diyorum. Burada olaylar değişti. Bakın mesela 4 bölü 5, 5 bölü 4. Bu arada ikisi birbirine benziyor mu? Tabii ki benziyor. Bu normal 4 bölü 5 basit kesriyken 3x eksi 1. Diğeri 4 bölü 5'in eksi birinci kuvveti. Eksi birinci kuvvet olacak. Şunları da çarpalım. İki tane kuvvet birbiriyle çarpışıyor burada. Böyle oluyor. Tabanları götürürsek eğer birden küçük olduğu için bu aradaki işareti ne yapıyorum? Büyüktür yazamıyorum artık. Küçüktür yazıyorum. 3x eksi 1 küçüktür. Bu şekilde. Şimdi gelsin x'ler sol tarafa. Artı 2x eksi 1 sağ tarafa geçsin. Artı 1. 5x küçüktür eksi 6. X'im geldi. Eksi 6 bölü 5'ten küçük. Yani eksi 5 bölü 5 olsa nedir? Eksi 1. Bundan daha küçük yani. Eksi 2 gibi. Eksi 3 gibi falan sayılar. Peki yazabileceğim en büyük sayı hangisi? Eksi 6 bölü 5'ten küçük. Ne olur? Eksi 2 değerini alabiliriz. Yine az önceki gibi 4 bölü 9'u
2 bölü 3 üzeri 2 diye yazabiliriz. Bu 2'yi x eksi 1 ile çarpın. 2x eksi 2. Artık işlemleri uzatmak istemiyorum. 2 bölü 3 üssü 4x artı 6. Bakın tabanları birden küçük ama eşit. Burada küçüktürü ne yapıyorum bu sefer? Büyüktüre döndürüyorum. 4x artı 6 büyük. 2x eksi 2. X'leri atıyorum. Buradan eksi 2 eksi 6. 2x büyük eksi 8. X büyük eksi 4. Eksi 4'ten büyük bir sayı söyleyin. Eksi 3, eksi 2, eksi 1. Bunların içindeki yazabileceği en küçük sayı. Bu da nedir? Eksi 3 tam sayısı olur. 2a bölü 3a artı b 1'miş. İçleri dışları öğrendik zaten buradan. A'ları taraf tarafa atalım. 3b burada kalsın. A eşittir 3b. A eşittir 3b ise burası 2 çarpı 3b artı b. Yani 7b. Pekala A gördüğüm yere 3b yazarsam 3b eksi b yani 2b'nin aralığı neymiş? 6 ile eksi 4 aralığında. 2'ye bölersem buradan b sayımız 2'ye bölüyorum. Eksi 2 ile 3 aralığında. Bizim aradığımız şey neydi? 3b. Burada 3b'nin alabileceği en büyük değer. Demek ki b'nin alabileceği en büyük değere bağlı bu. B 3'ten küçük olacak. Alabileceği en büyük değer 2'dir. Bakın tam sayı demeseydi bunu bu şekilde söylemem mümkün görünmüyordu. Ama tam sayı dediği için B'yi hemen 2 alıyorum. Aradığım ifade de zaten 7B. 7 kere 2'den bu sonuçta 14 gelir.